Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Fenerbahçe mutlu bir gün yaşadı. İstanbulspor deplasmanında Atatürk Stadı'nda, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20 binin üstünde taraftarının önünde 5-1'lik net bir galibiyet aldı. Hatta maç hani 5-1'de bitmeyebilir, 7-8 de olabilirdi. Tadiç de bir penaltı kaçırdı. Onu da özellikle söyleyelim. Bu da Tadiç'in kaçırdığı 4. penaltı oldu. Hani şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yani Tadiç'in penaltı atması Fenerbahçe'de vazgeçilmez bir durum mu bilmiyorum. Ama netice itibariyle hani Fenerbahçe'de başka oyuncular da atabilir. 4. penaltı bu sezon kaçırdığı 7 tane gole çevirdi. 4 tane Gaziantep, Beşiktaş, Spartak, Turnova ve şimdi de İstanbulspor maçında penaltıları kaçırmış oldu. Yani ligde kaçırdığı 3. penaltı. Evet, istatistiklere baktığınızda genel kariyerinde 98 penaltıdan 65'ini atmış ya da 75'ini atmış. %70'lik, 75'lik bir başarısı var. Ama hani ısrar etmemek lazım. Arada bir herhalde kaleciler de ona çalışıyor. Onu değiştirmek lazım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkıyı sürdürmenizi sizlerden rica ediyoruz. Evet, maçın sonucu 5-1. 4 tane Cengiz Ünder golü var. Sanıyorum İsmail Kartal'ın en fazla mutlu olduğu konu budur. Cengiz Ünder'in yeniden hayata dönüşü gibi bir şey bu. Ve üstelik de İsmail Kartal'ın eli güçleniyor. O bölgede Emre Mor, İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci gibi seçenekler olması çok çok önemli avantajı. Devre arasında çünkü büyük bir ihtimalle kanat oynayacak Ryan Kent gidiyor. Yani transfer döneminde. Belki de Joshua King'in bile gitme ihtimali var. Biraz da İsmail Kartal onun gönlünü almak için sahaya sürdü ama netice itibariyle gidebilir. Evet, 18 maçta 49 gol attı ve zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe. En çok gol atan oyuncu Dzeko oldu. En çok asist yapan Tadiç. İşte Tadiç'in bu özellikleri de var. En çok anahtar pas atan oyuncu yine Tadiç. 15 tane anahtar pas atmış şu ana kadar. En çok şans yaratan, gol şansı yaratan oyuncu da Tadiç. O da ortalama 2.3 ki çok çok özel bir durumu var. Onu da özellikle söyleyelim. Ama şu penaltı konusu biraz sıkıntılı. Onu da vurgulamamız lazım. 9 maçlık bir yenilmezlik serisi oluştu Fenerbahçe'de. 8 galibiyeti, 1 beraberliği var Fenerbahçe'nin. Bu şekilde yoluna devam ediyor. İsmail Kartal da şampiyonluk yolunda iddiamız sürüyor. Evet, şampiyon olduk diyemeyiz ama şu anda da şampiyonluk için en güçlü durumda olan, lider olan biziz dedi. Bunu söyleyelim. Şimdi Cengiz Ünder kariyerinde ilk kez 4 gol birden attı. Bu önemli demiştik az önce. Çünkü neden? Cengiz Ünder'in bu şekilde bir başarısı ki zaten onun 2 tane golü zaten imza golü. Yani 2 hatta 3 imza golü. Onları zaten bilerek sol ayağının içiyle uzak direğe doğru vurarak ilk golü özellikle çok güzeldi. Onu da söyleyelim. Tabii burada size gösterme imkanımız yok. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi haberlerimize baktığımızda neler var? Onlardan da biraz size bahsedelim. Tabii ki transfer dönemi geldi. Başkan Ali Koç 2 transferle ilgili bilgi vermişti. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelinen nokta nedir? Ondan da bahsedeceğim. Ama önce Ceyhun Kazancı Habertürk'teydi yanılmıyorsam, bir açıklama yaptı ve Ferdi Kadıoğlu için Arsenal'in geldiğini söyledi. Arsenal gözlemcileri geldi dedi ki zaten biz söylemiştik, mektup da geldi, ilgi mektubu dediğimiz mektup da geldi ama sonuçta bir yere varılmayacak çünkü böyle çok astronomik işte 40-50 falan gibi rakamlar olmazsa Fenerbahçe sezon sonuna kadar Ferdi ile yoluna devam edecek. Zaten Ferdi de sezon sonuna kadar yoluma devam edeceğim Fenerbahçe ile, şampiyon yapacağım ondan sonra gideceğim diyor. Yani şampiyonluğa katkıda bulunacağım ondan sonra gideceğim diyor. Müthiş bir enerjiyle oynuyor. İstanbulspor maçında da net bir şekilde gördük. Bu arada gitme ihtimali olduğu söylenen bir oyuncuyla ilgili
bir karar değişikliği var MİHA Zeiss'la ilgili. Yola devam. Onu yola devam kararı alınmış. Onu gerçekten de İsmail Kartal çok istiyor. Ona çok güveniyor. Bazı oyunculara çok güveniyor İsmail Kartal. Onlardan biri. Sakatlığını atlatıp normal koşulara başladı. Onu da özellikle vurgulayalım. Bir de Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinden beri hep söylüyorum. Bu oyuncuyu alın demiştim. Bir stoper. Nino'dan bahsediyorum. O Nino da Zenit'e gitti. Dolayısıyla artık yani Trabzonspor da istiyordu oyuncuyu. Ama artık mesele kapandı, defter kapandı diyebiliriz. Hemen devam edelim isterseniz. TVP Sports oraya bir açıklama yaptı. Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, o isim mi de bu menajerinin Piekarski ve dedi ki yani evet, Fenerbahçe kulübünde müthiş bir başarı yakaladı ama Fenerbahçe kulübü kesinlikle onu bırakmak istemiyor. Yani ben de pazarlayamayacağım şu anda diyor. Sezon sonunu beklemek durumundayız Szymanski için ki Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kafasına koyduğu için hani öyle çok yüksek verim aldığı oyuncularını kesinlikle satmayı düşünmüyor ki. Yine İstanbulspor maçında penaltıyı yaptıran oyuncuydu. Gerçekten Szymanski konusu çok farklı bir yerde. Şimdi bunlar iç transferdeki gelişmeler. Peki dış transferdeki durum ne? Ona bakalım. Demiştik ki Mario Branco İtalya'ya gitti görüşmeye. Görüşmeler sırasında şunu da söyleyelim. Kayer'de Kea diyorlar genellikle. Kea ile de bir görüşmenin gerçekleştiğini söyleyelim. Ama daha önemlisi İtalya'ya niçin gidildi? Rade Krunic için. Peki ne oldu? Rade Krunic'te kriz devam ediyor. Ve İtalyan gazeteci bu krizi gündeme getirdi. Diyor ki Matteo Moretto'nun söylediğini söylüyoruz. Fenerbahçe 4 milyon euro da ısrarcı. Yani 4 milyon euro vermek istiyor. Arada 2-3 milyon euroluk fark var. 7 milyon euro istiyor. Ben net söyleyeyim size. Fark var ve bu fark nedeniyle gerçekten de sıkıntı büyük, transfer olmuyor. Bir yandan da şunu da söyleyelim. Teknik direktör, Milan teknik direktörü Stefano Pioli'nin de açıklaması var. Gitmesi hem kendisi için hem de takımımız için iyi olur diyor. İyi de kardeşim, gitmesi iyi olur diyorsunuz. Bir yandan da parayı mümkün olduğu kadar yüksek tutuyorsunuz. Bu manada sıkıntı olduğunu söyleyelim. Tabii onların başka hesapları var. Fenerbahçe'ye bak. Almazsanız gidiyor, başka yere gidiyor diyecekler. El Sabab takımının da Rade Krunic'e teklifi var. Ancak burada Fenerbahçe'nin elini güçlendiren konu oyuncunun ben Fenerbahçe'ye gidiyorum, gitmek istiyorum demesi. Bu arada Rusya ve Yunan ekiplerinden de teklif var. Milan sportif direktörü Gofri Moncada aynen söylediği bu. Teklif yetersiz, onun için Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyu vermedik diyor. Onu da özellikle söyleyelim. Gerçekten de bu gelişmeler Fenerbahçe adına tatsız bir gelişme. Çünkü İsmail Kartal bu oyuncuyu çok istiyor ve ondan çok yüksek verim alacağını düşünüyor. Onu da özellikle söyleyelim. Savic'te son durum nedir? Ondan da bakalım. Stefan Savic'teki son durumu söyleyelim. Biliyorsunuz bu sezon 13 maçta 972 dakika oynadı ve hocası onu kullanmıyor. Yani Simeone onu kullanmıyor. Ancak sorun maaşı. 4,5 milyon euro kazanıyor ve bana bu maaşı verin diyor. Ki sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Ama Fenerbahçe'de Ali Koç'un da açıkladığı gibi bu rakamı vermek istemiyor. Çünkü bu rakam gerçekten de Fenerbahçe ölçeğinde yüksek bir rakam. Yanılmıyorsam Dzeko 4 milyon 350 bin euro alıyor. Ki hani Dzeko kariyeri, santrofor vesaire diye baktığınızda bu rakam çok yüksek bir rakam. 2,5'larda Fenerbahçe. Hani arayı bulabilirler mi? Çok net bir şekilde söyleyemeyeceğim. Ama Savic diyor ki ben bonservisimi hallederim. Yani onun için bir para ödemezsiniz. Bonservisimi alıp gelirim. Benim maaşımı ödeyin diyor. İşte oradaki sıkıntının da ne kadar büyük olduğunu söyledik. Oradan da Fenerbahçe işi çözemiyor rakam nedeniyle, maaş rakamı nedeniyle. Hemen devam edelim. Firmino konusu İngilizler tarafından Fenerbahçe'ye yazılıyor. Aslında Türk takımlarının hepsine yazılıyor, onu da söyleyeyim ama ben Firmino'nun olma ihtimalini düşük görüyorum.
Firmino meselesi olmaz ama Martial konusunda da Fenerbahçe'nin 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bizim aldığımız bir bilgi değil. Yani onu özellikle söyleyelim. Yani Ali Koç ve çevresinden aldığımız bir bilgi değil. İngiliz basınının verdiği bilgi Fenerbahçe 7 milyon euroyla kapısını çalıyor. Manchester United'ın diyorlar. 19 maç 2 gol 1 asisti var. Sezon sonunda da biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor. Ve şöyle bir düşüncesi var oyuncunun. Ben uzun süre kalacağım bir takıma gitmek istiyorum diyor. Yani kısa vadeli bir maceraya atılmak istemiyorum. Dolayısıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi için iki tane unsurun yan yana gelmesi lazım. Bir, 7 milyon euroyu Manchester United'ın kabul etmesi lazım. İki, ki belki o daha da önemli, Batshuayi'nin gidiyor olması lazım. Eğer bunlar bir araya gelmezse bu transfer de olmaz diye söyleyelim ve beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederek iyi geceler dileklerimizi iletelim.